Merhaba. Bugün size Shopline'ın sulu transfer kağıtlarını tanıtacağım. Diğer bir tabirle dekal kağıtları da denilen bu kağıtlar, ısı presiyle transfer yapamayacağınız yüzeylere transfer baskı yapmaya yarıyor. Mesela mumlara baskı yapabiliyorsunuz, maketlerin üzerine baskı yapabiliyorsunuz, prese giremeyecek şekilli yüzeyde bardaklara, tabaklara baskı yapabiliyorsunuz. Sulu çıkartma kağıdıyla yaptığınız transferler çok daha kolay uygulanmasına rağmen tabii ki ısı presiyle yapılanlara göre biraz daha dayanıksız oluyor. Ama bunu arttırmak için, dayanıklılığını arttırmak için fırınlama veya vernikleme gibi yöntemler kullanabilirsiniz. Temel olarak iki çeşit sulu çıkartmamız var. Şeffaf ve beyaz. Açık zeminlerde şeffafı, koyu zeminlerde beyazı kullanmanızı öneriyoruz. Hatta birazdan araba üzerinde ikisinin farkını göstereceğim. İlk açık zeminler için şeffaf transfer kağıdımızla başlayalım. Ben önden baskıyı aldım. Herhangi bir toner yazıcıda çıktı alıyorsunuz. Ben Oki C531DN'de aldım baskımı. Okilerde biz heavy paper ayarını tavsiye ediyoruz. 105 ila 120 gram. Kağıdımızı kestik istediğimiz kadarını. Suya batırıyoruz. Biraz bekleyeceğiz. Sonra baskımızı muma transfer yapalım. Yeterince bekledik. Parmağımızla şöyle çektiğimizde baskının oynadığını görüyorsunuz. Bunu mumun yüzeyine ucunu bir parmağınızla tutup diğer elinizle nazikçe çekerek aktarıyorsunuz. Bu zaten çöp oluyor. Baskıdaki mavilik de bundan geliyor. Yanlış anlamayın. İçindeki hava kabarcıklarını yok etmek için yumuşak bir bezle içten dışarı doğru silebilirsiniz. Şu anda baskımız tamam. Bunun hala oynayabiliyor fark ettiyseniz. Birkaç dakika sonra bu oynamamaya başlayacak. Fakat gerçekten kuruması yarım gün sürecek. Logoyu da biraz uzun tutmuşuz. Sağdan sola gözükmüyor ama uygulamayı göstermiş olduk. Diğer taraftan açıkla koyu zeminlerin farkına gelelim. Mumumuzu koyduk. Hazır bir maketimiz yoktu. Ben oğlumun arabasını aldım göstermek için. Buna bir tane şeffaf çıkartma keselim. Bir tane de beyaz çıkartma keselim. Bunda yanları koyu zeminde daha çok belli olacağı için yanlarını kesiyorum. Bir daha. Ben şimdi makasla elle kestim ama kesim ploturuyla uyumlu. Basarken crosslarını atarsanız çıkartıp kesim ploturunuzda daha komplike objeleri dekupe edebilirsiniz. Elle kesmenize gerek yok. Yine suya koyduk. 1-2 dakika kadar bekliyoruz. Yeterince bekledik. Direkt tavanına yapalım. İlk önce şeffafı uyguluyorum. Nazikçe siliyoruz zarar vermemek için. Bakın şeffafta hem kırmızının renkleri bozuldu hem beyaz olması gereken yerler haliyle arabanın rengini aldı. Beyazını uyguluyorum arkasına. Kuruluyorum nazikçe. Belli bir süre istediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz. Birkaç dakika sonra oynatamayacak hale gelecek. Evet, gördüğünüz üzere beyaz olan tamamen renklerini korudu. Kırmızı zemin üzerine beyaz yazı. Şeffaf olansa mavi ile kırmızı karıştığı için kiremit rengine döndü. Şeffaf olan yerler arabanın kendi rengini aktarıyor. En başında da bahsettiğim üzere dayanıklılığı arttırmak için fırınlanabilir ürünlerde 150 derecede 15 dakika fırınlarsanız hem çizilmeye hem yıkamaya karşı direnci oldukça artıyor. Bardak vesaire gibi ürünleri elde yıkayabiliyorsunuz ama bulaşık makinesine girmiyor.
Dayanıklılığı daha da arttırmak isterseniz müvernek spreyi kullanabilirsiniz. Promosyonel ürünlerde, hediyelik eşyalarda solvent bazlı da olur. Fakat bardağa baskı yapıp içecekseniz lütfen su bazlı vernik kullanın. Herkese teşekkürler seyrettiğiniz için. İyi akşamlar.